Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Toros'la birlikteyiz. Daha önce Toros'la bir tane videomuzu çekmiştik. Çok beğenilmiş, çok da soru gelmiş. Bu videomuzda Toros'un cilt bakımı rutinine eklediğim ve normal beslenme rutinine eklediğim yeni şeylerden bahsedeceğim ve ondan sonra da sorularınıza cevap vereceğim. Gelin videoya başlayalım. Cilt rutinimize eklediğimiz yeni bir üründen bahsetmek istiyorum. Ben Toros'u dışarıdan getirdiğimde genelde ayaklarını yıkadığımı söylemiştim. Ama bu derisinde biraz hani rahatsız olmaya, kaşınmaya falan başladı. Hoşuna gitmedi bu durum Toros'unda. Ben de yeni çözümler aramaya çalıştım. Ve Toros için köpekler için özel olarak, köpekler kediler için özel olarak üretilmiş bir mendil, bakım mendili buldum. Bakım mendili evcil dostumuzun temas ettiği ortamlardaki bakterileri, virüsleri, mantarları ortadan kaldırıyor. Onları bu virüslere, bakterilere karşı koruyor. Hem de tabii ki eve girdiği için bizleri de koruyor. Bunun dışında çok rahat kullanımı var. Mesela kafeye gittiğimde Toros'u ben normalde dışarıda yürüterek gezdiriyorum. Kafede kucağıma oturuyor. Ben çok tedirgin oluyordum sonuçta dışarıda gezdiği için. Ama bunu çantama atıyorum, bu bakım mendilini. Şöyle göstereyim. Birazdan uygulanışını da göstereceğim. Açması da çok kolay. Açıyorum, siliyorum. Ondan sonra rahat bir şekilde kucağıma da alıyorum. Koltuğa da oturtuyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Ayrıca doğa dostu olması benim için çok önemli. Kendi hayvanımıza değer verirken aynı zamanda diğer hayvanlara ve doğadaki tüm canlılara değer vermemiz gerekiyor. Bu yüzden bu harika ürüne bayıldım diyebilirim. Ayrıca Polarvet ıslak mendilini diğer ıslak mendillerden en önemli özelliği hipoalerjenik olması. Dolayısıyla rahat bir şekilde köpeğimin vücudundaki her yeri uygulayabiliyorum. Her şekilde silebiliyorum. Bunun dışında üretilirken mendil ıslak şekilde üretilmiyor. Şu şekilde içerisinde sıvı var. Biz buraya bastığımızda çıkıyor ve sıvıyı içine çekiyor. Bu sayede yoğun bir miktarda ıslaklık oluyor ve çok güzel bir şekilde derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Şimdi yine aynı markanın, Polarvet markasının başka bir üründen daha bahsedeceğim. Bakım rutinimize bir de Polarvet'in bakım havlusunu ekledik. Bu bakım havlusu yine aynı şekilde bakterilerden, virüslerden koruyor. Bir de bunda farklı olarak kolloidal gümüş var. Bu içerdiği kolloidal gümüş sayesinde hayvan dostlarımızın bakterilere karşı oluşturabilecekleri patojenik durumlardan hayvan dostlarımızı koruyor. Harika bir ürün. Kesinlikle onların sağlığı her şeyden önemli olduğu için size bu iki ürünü de kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem kendi sağlığımız için hem de köpeklerimizin sağlığı için onların hijyenine önem vermemiz gerekiyor. Ben bu ürünlerin linkini sizlere kolaylık olsun diye linkini vereceğim aşağı açıklamaya. Oradan tıklayarak satın alabilirsiniz. Islak mendilimizi de şu şekilde göstereyim. Üstüne tıklıyoruz. Bu şekilde ıslak mendilimiz şu an ıslandı. Biz bastırdığımızda ıslanmaya başladı. Islak mendilimiz şu an şu şekilde, aşırı ıslak bir şekilde. Demin az önce kuruydu. Ama biz bastırdığımızda ıslanmaya başladı. Şu şekilde göz kenarlarını siliyorum ben. Akmıyor ve mis gibi yapıyor. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam ve çok güzel bir şekilde temizliyor gerçekten. Ayrıca bu gösterdiğim ürünleri eğer kediniz varsa kediniz için de kullanabilirsiniz. Şimdi hijyen rutinimizi geçtikten sonra bir de beslenme rutinimizde neleri değiştirdik onlardan bahsedelim. İlk eklediğimiz ürünü göstermek istiyorum. Kolajen üretimini sağlayan C vitaminli hap. Bu hap sayesinde eklem ve kaslarında, kas iskelet sistemindeki sağlığı artıyor, eklemleri güçleniyor, daha kuvvetli oluyor ve eklemlerinde oluşmuş olan ağrılar varsa onların giderilmesinde kullanılıyor. Ayrıca Toros bunu çok seviyor şu şekilde. Hoppala. Bu şekilde içiyor. Çok seviyor. Ama eğer köpeğiniz bu şekilde tüketemeyecekse mamasının içine koyup yedirebilirsiniz. Beslenme rutinine eklediğimiz diğer ürün de somon yağı. Somon yağı bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kalp ve göz sağlığında, ağız ve diş sağlığında çok önemli. Ayrıca tüylerin daha sağlıklı olmasını ve eğer tüyleri dökülüyorsa tüy dökülmesinin azalmasını sağlıyor. O yüzden biz beslenme rutinimize mutlaka ekledik, değil mi bunu Toros? Toros bunu çok seviyor. Hatta kaşık kaşık içmek istiyor. Ancak köpeğin kilosuna, boyuna göre zaten arkasında içeriğinde yazıyor ne kadar içirmeniz gerektiğini. Ben Toros'un kilosu 5 kilo olduğu için sadece bir kaşık içiriyorum. Göstereyim. Kesinlikle öneriyorum. Bu şekilde tüketmeyi çok seviyor. Mutlaka öneriyoruz size. Değil mi oğlum? Öneriyor musun? Göster kendine. Hop. Üçüncü eklediğim ürün de Bioflina'dan Plus B multivitamini.
Bu vitamin sayesinde hem cildinin hem de tüylerin daha sağlıklı olmasını sağlayabiliyoruz. İçerisinde çinko içeriyor ve E vitaminleri içeriyor. Cildinde bir kaşıntı varsa, köpeğin sürekli kaşınıyorsa, tüy döküyorsa mutlaka bunu kullanabilirsiniz. Ben bu ürünü kullandığımdan beri Toros'un tüylerinin daha fazla beyazladığını gördüm. Ki zaten biz Toros'u tıraş ettirmek zorunda kalmıştık. Ve çok kötü tıraş olduğu için çok morali bozulmuştu. Demin de gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde tüyleri uzadı ve ben tüylerin uzamasını tamamen buna bağlıyorum. Çünkü hiç bu kadar hızlı uzamıyordu daha önce kestirdiğimde. Bunu nasıl kullanıyoruz? Günlük tüketim miktarı burada yazıyor. Kilogram için 2 mililitre demişler. Toros 5 kilo olduğu için ben 1 mililitre olacak şekilde suyuna damlatıyorum. Bu şekilde de tüketiyor. Biz bu ürünlerden çok memnun kaldık. O yüzden hemen sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ilk videoma da çok fazla ilgi gösterdiniz. O yüzden böyle yeni şeyler öğrendikçe sizinle paylaşacağım tekrardan. Şimdi ben bunun da linkini aşağıya ekleyeceğim. Daha kolay bir şekilde ulaşmanız için istiyorsanız satın alabilirsiniz. Şimdi Toros'la ilgili sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ama sen niye kaçtın? Ne güzel video çekiyorduk. Gel buraya soru cevap yapacağız. Gel. Ya, abone olmadığınız için küstüğünü düşünüyorum. Sorusu küstürmemek adına abone olmayı unutmayın. Gel oğlum. Evet ve asıl konuğumuz geliyor. İlk soruyu cevaplayalım. Toros geldiğinde pet kullandık. Ancak Toros hiçbir zaman pedin üstüne tam olarak yapamadı. Yani yapsa bile mutlaka dışarıya taşırdığı oldu. Hiçbir zaman pede alışamadı. O yüzden çok kısa bir sürede dışarı çıkartarak öğretmek zorunda kaldım zaten. O yüzden çok fazla pede de alışmadığı için öğrenmesi daha kolay oldu. Evet, evde tek başına kalabiliyorlar. Yani açıkçası siz nasıl alıştırırsanız köpeğinizi o şekilde ilerleyecektir. Siz sürekli onu yalnız bırakmazsanız, hani yalnız kalmayı alıştırmazsanız o şekilde tabii ki de yalnız başına kalmaz. Ama alıştırıyorsanız, sizin yokluğunuza alışıyorsa, her yere sizinle birlikte gelmemeyi öğreniyorsa o zaman işiniz daha kolay. Mesela ben Toros'u bazen yalnız bırakabiliyorum gittiğim yerlere göre. Sonuçta her yerde almıyor köpekleri maalesef. O yüzden alıştı, evde yalnız kalıyor. Bir tık ağlıyor. Ben geldiğimde biraz kapris yapıyor ama onun dışında çok bir sıkıntısı olmuyor. Tüylerini kesmeye alıştırırsanız tabii ki bunu alışkanlık kazanacağı için bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu noktada kestirdiğiniz yer de çok önemli. Ben geçenlerde yine kestirmek zorunda kaldım tüyleri çiçeştiği için. Kendini beğenmediğinden dolayı depresyona girdi. Yani mutlaka aklınızda bulunsun. Veterinerlere değil, pet kuaförlerine tıraş yaptırın. Yani kesinlikle veterinerler beceremiyor bu konuyu. Mama olarak Toros'a ilk proplan almamızı söylediler. Ancak Toros hiç sevmedi, yani tüketmedi. Çok zor yediriyordum. Bir paketi zor bitirdik diyebilirim. Toros daha çok böyle hani farklı farklı lezzetler yemeyi sevdiği için değiştiriyorum ben mamasını. Öyle belirli bir markamız yok. Ama bazen açık mamalar alıyoruz. Bazen veterinerden kapalı mamalar alıyoruz. Değişiyor. Tamamen köpeğinizin damak zevkine kalmış bir durum. Mesela bizimki tavuklu daha çok seviyor. Somonlu ve kuzu etliden ziyade tavuklu seviyor benim oğlum. Köpekten köpeğe değişiyor. Evet, sanırım en çok sorulan sorulardan biri de tuvalete ne kadar çıkıyor. Yani tuvalete ben günde 2 kez çıkartmaya alıştırdım ve 12 saatte bir çıkartıyorum. Hani aksi bir durum olmadığı sürece hastalığı olur, iseli olur ya da çok su içmiştir. Tabii buna göre değişiyor. Ama genelde günde 2 kez çıkartıyorum. Sabah 11 gibi, akşam 11 gibi bu şekilde alıştırdım ben onu. O şekilde alıştırdığım için daha önce de tuvalete çıkmak istemiyor ve ne zaman tuvalete çıkacağını bildiği için ona göre sıvı tüketimi ya da yemek tüketimi yapıyor. Yani siz de ne kadar süre zarfını alıştırırsanız köpeğinizi o şekilde gidecektir. Günde 3 kez çıkarmaya alıştırırsanız 3 kez çıkar. İlk kez alıştırırsanız 2 kez çıkar. O yüzden çalışan insanlar için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Maalesef böyle bir şey olamaz. Köpekler doğduktan hemen sonra annelerinden ayrılmaz. Çünkü anne sütü almaları gerekiyor. Kemiklerinin gelişimi ve sağlıklı olabilmeleri ve bağışıklık sisteminin güçlenebilmesi için. Toros'un da yavruları oldu bu arada. Size videolarını koyacağım. Merak edenler izleyebilirler. Bu da baba oldu yani. Benim oğlum da artık bir baba oldu. Çok mutluyuz ama daha oğluyla karşılaşmadı. Çünkü biliyorsunuz ki köpekler 3 aya kadar, yani tüm aşıları bitene kadar sokakta gezen hayvanlarla karşılaşmaması gerekiyor. Toros da dışarıda gezen bir hayvan olduğundan dolayı henüz karşılaşmadık ama en kısa zamanda karşılaşacaklar. Bakalım anlaşacaklar mı? Biz de çok merak ediyoruz. 15 günlükken alamazsın ama 2 aylık, 2,5 aylıkken alabilirsin. Köpekler çok sadık hayvanlardır. O yüzden hemen sahiplerini unutmazlar. Ancak size de alışacaktır. Sonuçta siz ona baktıkça sahibi olarak sizi görecektir. Ancak şöyle bir şey var.
istediğiniz zaman eğitebilirsiniz. Yani hani şöyle küçükken daha çabuk öğreniyorlar. Evet, daha enerjik oluyorlar, öğrenmeye açık oluyorlar ama hiçbir önemi yok. Yine aynı şekilde siz ödül mamalarıyla ona eğitim vererek isterse 3 yaşında olsun, isterse 5-6 yaşında olsun yine de eğitim verebilirsiniz. Sadece bir tık daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Evet, bir de yaşını ve kilosunu sormuşsunuz. Şubat ayında 6 yaşına girdik. Ve kilomuz da 5,5 kilo maşallah tosuncuk. 1 kilo fazlamız var sanki ama yemeği çok seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Ve videomuzun sonuna geldik. Bize abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada Toros'a da Instagram'ı açtım. Toros'un Instagram'ı da buraya paylaşacağım. Onu da takip etmeyi unutmayın. Oradan da çok güzel öneriler, storylerden hikayeler paylaşıyoruz. Takipte kalın. Sorularınız olursa bana DM'den ya da yoruma yazarak sorabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Sizin yerinizi öptüm. Oh.